Buradaki köylerin boşluğu benim köyümün insansızlaşma sürecini nasıl tersine çeviririz düşüncesiyle bu konuyu kendine dert tasa eden arkadaşlarımla birlikte konuşmaya başladık. O süreçte ne yaparız, ne ederiz konuşurken İtalya'da Terra Madre'ye katıldım. Orada tadım da bir tane yaşlı bir insan küçücük böyle bir kaşık, iki kaşık kadar buğday tattırıyor, haşlanmış buğday. O tat beni Kavılca'ya götürdü. Çocukluğumda yediğim Kavılca'ya götürdü. Sonra geldim Kars'ta Kavılca'yı araştırmaya başladım. Kars'ta Kavılca'yı bulamadım. Kime sorduysam köylülerden, çiftçilerden, ya o çok eskideydi. Pirinç çıktı artık onu kim yiyecek, o fakir yemeği. Fakir yemeği olduğu için elinde olanlar da utandığından söylemiyorlarmış. Onu da keşfettik. Ama çok kıymetli, lifli, vitamin ve mineraller açısından zengin, verimi çok yüksek. Su istemiyor. Önümüzde şimdi küresel ısınmadan dolayı ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı açısından bakarsak, kuraklık sıkıntısı açısından bakarsak, insanlığın en büyük gıda kaynaklarından birisi. Çünkü dışındaki kabuklar var ya, dört kabuk. O soğuktan da içi özü koruyor, sıcaktan da buharlaşmadan da koruyor. Öyle güçlü bir yapısı var besin değerleri açısından ve doğaya karşı dayanma açısından. Sonra süreç içerisinde tohumun bir antik tohum olduğunu, yaklaşık olarak 9-10 bin yıldır insanlığın soyunu sürdürmede destek veren tohum olduğunu fark ettik. Şimdi bu ilk dönem hani tohum yok olmuştu. Tohum pirinç piyasaya girdikçe, ucuz bulgur piyasaya girdikçe bunu yapmak zahmetli, kapçıklı ya, kabuğu var. Sonra bunu merak sardık. Çoğaltalım, tadından dolayı başladık aslında, açık konuşmak gerekir. Bir de hani buradaki göç nasıl geri dönüştürürüz? Geçi geri dönüştürürken elinde bir para yok, pul yok. İşte kafamızda hep şey, fabrika kur, iş sahası aç, istihdam oluştur. Oysa buradaki en büyük istihdamın, buradaki en büyük değerin yerel değerler olduğunu, bu yerel değerlerimizden birinin de geleneksel tatlarımız, yerel tatlarımız olduğu bilinciyle hareket ederek başladık. Bizim desteğimiz kim? Arkamızda çok büyük, bilinçli beslenen, küçük üreticiyi destekleme kültürü gelişmiş, bilinci oluşmuş şefler var, bundan yararlanıcılar var. Onlara tüketici demiyorum bakın. Tüketici ile yararlanıcı arasındaki fark şudur. Yararlanıcı bilinçlidir. Ne aldığını, neye para verdiğini, bu kıymetli bedenine ne gönderdiğini bilen yararlanandır.